Hapishanelerde hasta mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerdeki yaşanan sıkıntılar, tek kişilik link araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı vermektedirler. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebileceğimiz kadarıyla hapishanelerde 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. Bu hafta Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulan ağır hasta mahpuslardan Özge Özbey'in durumunu aktarmak istiyoruz. Ailesi tarafından kurumumuza birçok defa başvuru yapılmasına ve defalarca başvurularımıza rağmen tahliye edilmemiştir. Özge Özbey'in hakkında dava açılan ve dava sonucunda 6-3 ay hapis cezası almıştır. Beynindeki tümör nedeniyle 27 Ekim 2020'de İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde açık beyin ameliyatı geçirmiş, ameliyatının hemen ardından hastanede tutuklanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne götürülmüştür. Durumunun ağır ve yeni ameliyat olması nedeniyle yapılan başvurular sonucunda İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından 3 ay infaz erteleme kararı verilmiş, 3 ay bittikten sonra tekrar tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Cezaevine götürülmüştür. Sağlık Bakanlığı Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 24 Aralık 2021 tarihli Sağlık Kurulu'nun vermiş olduğu kararda hapishane şartlarında kalması uygun değildir raporu olmasına rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından bu rapor kabul edilmemiş ve hapishanede kalabilir raporu verilmiştir. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporda nöroloji, üroloji ve psikiyatri doktorlarının imzası bulunmakta ancak asır görmesi gereken beyin cerrahının bu kararda imzası yoktur. 9 Haziran 2022'de tekrar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan başvuruda cezaevinde kalabilir raporu verilmiştir. Oysa sürekli şiddetli baş ağrılar çekmekte, denge kaybı yaşamakta, tümörlerin bu organlarına baskı yaptığından kaynaklı işitme kaybı problemleri yaşamaktadır. Hastane MR raporlarında beyninde birden fazla tümör bulunduğu için sürekli kontrol altında olması gerektiği ameliyatını gerçekleştiren doktor tarafından ailesine söylenmiştir. Daha önce Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 24 Aralık 2021 tarihinde heyet raporunda cezaevinde kalamaz kararı vermiştir ve bu raporun 2 yıl geçerlilik süreci bulunmaktadır. Cezaevinde hastalığı hızlı bir şekilde ilerledi ve epilepsi, vertigo gibi dengesizlik belirtileri olan hastalıklar da nüksetti. Beyin tümörleri organlara baskı yapmakta, tümörden kaynaklı olarak sol kulağında %72 işitme kaybı vardır. Ellerde titreme, kimi zaman idrarını tutamama durumları da meydana gelmiştir. Bu durum ileride görme, hafıza ve hareket kaybına neden olacaktır. 2023 yılı Ocak ayında tekrar heyet işlemleri başlatıldı ve önceki MR'la karşılaştırıldığında tümörlerde büyüme ve çoğalma olduğu, hayati risk oluşturabileceği söylenerek acilen 13 Ocak'ta Ankara'ya sevk edilmiştir. Ancak Gazi Üniversitesi'nden mahkum koğuş olmadığından ameliyat olamayacağı, Gamma knife lazerli ameliyat için de daha önce ışın tedavisi olan hücrelerin olumlu yanıt vermeyeceğinden tek çözüm olarak bir yıl sonra kontrol edilebileceği söylenmiştir. Bu süreç içinde Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulmaya devam etmektedir. Sık sık denge problemleri yaşıyor ve kafasını çarpıyor, düşüp yaralanıyor. 10 Temmuz 2023'te düşmeden kaynaklı şişlik için kampüs hastanesine götürülmüş, tomografide çekilen bölümde beyinde kanama görülmüş, 3 saat sonra tekrar tomografi çekilmiştir. Onda da kanamanın hala olması nedeniyle acil bir şekilde Etlikşehir Hastanesi'ne götürülmüştür. Travma yoğun bakımda müşahede altında tutulmuş, çekilen yeni tomografide kanın dağılmadığı, tümörlerin hayati risk oluşturduğu, yapılacak tek müdahalenin cerrahi operasyon olduğu, bunun da yüksek ihtimalle koma veya ölümle sonuçlanabileceği bilgisi verilmiştir. Kendisi de sonucu koma ve ölüm olabilecek bir ameliyatı talep etmediğini ifade ederek taburcu edilmiştir. 2 ay sonra çekilen MR sonucunda doktorlar tarafından tümörler için patates kökü, mayın tarlası, karınca yuvası gibi tabirler kullanarak hızlı çoğaldığı ifade edilmektedir. Ayrıca
panik atak başladığından hastaneye gitmekte zorlanmaktadır. Kimi zaman hastane sevkleri teknik araçlarıyla yapılmakta, bu durumda hem panik atağını tetiklemekte hem de tümörlerden ve epilepsiden kaynaklı olarak yaşamını riske atmaktadır. En son MR çekimi için Gazi Hastanesi'ne götürülmüş, ancak 5 ay sonrasına gün verilmiştir. Oysa normalde her 3 ayda bir düzenli bir şekilde doktor tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Tümörler beynin farklı yönlerine baskı uygulamaktadır. Özgü Özbey'in durumu oldukça kritiktir ve hastanede kalamayacağı hem çekilen MR tomografilerde hem de raporlarında belirgindir. Hapishanede kaldığı her saat, her gün yaşam hakkı ihlalini meydana getirecektir. Bir gün dahi hapishanede kalamayacağı ortada olan Özgü Özbey'in acil olarak tahliye edilmesini talep ediyoruz. Devlet yaşam hakkını korumak zorundadır ve tahliye etmeyerek bu sorumluluğunu da yerine getirmemektedir. Özgü Özbey'in dışarıda tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilebilmesi, kontrol altında tutulması için tahliyesi zorunludur. Bizler hasta mahpusları özgürlük inisiyatifi olarak 505. haftada hapishanelerde bulunan hasta mahpusların durumlarını dile getirdik. Tüm bu sorunlar ortadan kalkıncaya kadar bu sorunları kamuoyuyla paylaşmaya ve çözüm talep etmeye devam edeceğiz. Hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi.